İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rafi Kortoşan, Bakü, Artsakh'ın anıtlarını listeye almış, onları birer birer yok edecek. Belki bir gün Artsakh'ta başladıkları işe devam ederler. Berzor'daki Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi'nin bulunduğu yer artık bir cami. Batı Ermenistan'ın evlatları Udi Hrant Kenkulyan. Türkçe ders kitapları farklı uluslara karşı yapılan soykırımları inkar ederek öğrencilerin beyinlerini yıkıyor. Anahit Arjunyan, şimdi Artsakh sakinlerinin uluslararası mahkemelere sunulmak üzere geri dönüş haklarına ilişkin raporlar hazırlıyoruz. Ditsuhi Tanrıça Anahit'ten Meryem'e. Bakü, 19 Eylül 2023 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı savaş başlattığında soykırım tehdidi altında Artsakh Ermenilerini zorla yerinden etti ve ardından yavaş yavaş Artsakh'ın tarihi ve kültürel anıtlarını yok etmeye başladı. Azerbaycan 2020 gibi erken bir tarihte 44 gün süren Artsakh Savaşı'nın hemen ardından Artsakh'taki Ermeni izlerini silme görevini üstlendi. Azerbaycan tarafının aralarında Berzor'daki Surp Hampartman Kilisesi, Şuşi'deki Surp Ovannes, bir başka deyişle Yeşil Kilise, Haterk, Getavan, Hadrut ve Çarektar Kiliseleri ile Artsakh Savaşı'nın şehit kahramanlarına adanan anıtlar da dahil olmak üzere Ermeni anıtlarını tamamen yok ettiği birçok olay zaten biliniyor. Şu anda Bakü'nün hedefi 1967 yılında Stepanakert'te dikilen ve herkesin büyük anne, büyük baba olarak tanıdığı biziz, bizim dağlarımız anıtıdır. Geçtiğimiz gün Momentveç adlı internet sitesi Azerbaycan'ın bu anıta sahip çıkma sürecini başlattığını bildirdi. Azerbaycan bunu sözde ulusal dini hoşgörünün birçok örneğinden biridir diyerek insanlara yedirmeye çalışıyor. Böylece Bakü her zaman olduğu gibi gerçek tarihi çarpıtıyor. Büyük Aykın 10. Eyaleti, Büyük Dikran'dan modern Avrupalı bilim insanlarına kadar dikkatleri üzerinde topluyor. Burada arkeologlar tarihin sırlarını yeni yeni ortaya çıkarmaya başlamışlardı. Birçok anıt ve antik alan toprağın esaretinden kurtarılıyordu. Bu projeden zaten geçmiş zaman kipiyle ama aynı zamanda gizlenmemiş bir umutla bahsediliyor. Belli olmaz, bakarsınız belki bir gün Artsakh'ta başladıkları işe devam ederler. Artsakh Kültürel Mirasını Koruma Devlet Konseyi, Berzor'daki Surp Hampartman Kilisesi'nin yıkılmasının ardından Azerbaycanlı yetkililerin onun yerine cami inşa ettiği konusunda uyarıyor. Artsakh'ın Kültürel Mirasını Koruma Devlet Konseyi, Azerbaycan yönetiminin Surp Hampartum Kilisesi'ni camiye dönüştürme niyetini daha Eylül 2022'de duyurmuştu. Udi Hrant takma adıyla tanınan Hrant Kenkulyan, usta bir ud sanatçısıydı. Udi Hrant'ın modern yorumları ve performans tarzı sonraki nesilleri üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Hrant Kenkulyan 1901'de doğdu. Hayatının ilk yılları ailesiyle birlikte Ermenilere uygulanan soykırımın, Arminosid'in kurbanı olmamak için sık sık bir yerden bir yere taşınarak geçti. Sonunda aile Konstantinopolis'e sığındı. Burada zamanın önünde gelen Ermeni Udilerinden biri onun öğretmeni oldu. Hayatını Türkiye'de çalarak kazanmasına rağmen gerçek anlamda tanınmasını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı bir gezi sonucunda elde etti ve ardından şöhreti daha da arttı. Türkiye'de ulusal müzikseverler arasında adı çok iyi biliniyordu. O hem Ermenice hem de Türkçe şarkılar söylüyordu ve Ermenice, Türkçe ve Rumca konuşan topluluklar arasında geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Söylemeye gerek yok ki bir Ermeni müzisyenin Türkiye'de bu kadar popüler olması özel bir istisnaydı. Özellikle de Batı Ermenistan'daki Ermenilerin çoğunluğunun kısa bir süre önce kendi ana yurtlarında yok edildiği bir dönemde. Hem yerel hem de uluslararası arenada sahne almaya devam etti. Yaşlılığında da Doğu Ermenistan'ı ziyaret etti. Hrant Kenkulyan 1978'de vefat etti. Cenazesi Konstantinopolis'te Şişli'deki tarihi Ermeni mezarlığına gömüldü.
Türk araştırmacı gazeteci Uzay Bulut, Gestein Enstitüsü'nün internet sitesinde şu makaleyi yayınladı. Türkçe ders kitapları, tarihi tersine çevirmek. Bulut şunları yazdı. Türkiye'nin devlet kurumları Batı Ermenistan'ın yerli halklarını, özellikle de Pontus Rumları ve Ermenileri hedef aldı. 20. yüzyılda Osmanlı Türkiye'si bu halkları soykırım yoluyla büyük ölçüde yok etti. Bulut şu yorumda bulunuyor. Ancak Türk hükümeti soykırımı Rum ve Ermenilerin temelsiz iddiaları olarak nitelendiriyor. Türk tarih ders kitaplarında Pontus sorunu ve Ermeni sorunu olarak adlandırılan başlıklar şimdi Pontus asılsız iddiaları ve Ermeni asılsız iddiaları olarak değiştirilmiştir. Türkiye, Türklerin yüzyıllar sonra yerleştiği, bu toprakları işgal ettiği ve orada yaşayan insanları yok ettiği toprakların yerli halklarından Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar olduğunu da reddediyor. Ülkelerinin gerçek tarihi hakkında hiçbir fikri olmayan genç Türk okul çocuklarının ülkelerinin kökenleriyle ilgili yalanlarla beyinlerinin yıkanması ve artık azınlık olarak kalıntılara karşı nefret aşılaması üzücü. Bu Türk çocuklarının ne ülkelerinin gerçek tarihini ne de yerlilere yapılan soykırımın, Armenosid'in gerçeklerini bilmemelerinde hiçbir suç yok. Bu öğrenciler Ermenilerin ve Rumların, Avrupalı güçler onları kendi hükümetlerine karşı isyana teşvik edene kadar yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda mutlu bir şekilde yaşayan azınlıklar olduğu yalanıyla besleniyorlar. Tam tersine Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan sözde azınlıklar diye nitelenen halklar her zaman baskıya, köleleştirmeye, saldırıya, soyguna, adam kaçırmaya, tecavüze ve katliama maruz kalmış ve bu durum 1915 soykırımı Armenosidi ile sonuçlanmıştır. Bu yerliler ikinci sınıf vatandaşı bile sayılmıyordu. Hiçbir hakları yoktu ve zalim yöneticilerinin insafına kalmışlardı. Türk araştırmacı gazeteci Uzay Bulut, Türk okul çocuklarının eğitimini doğru bir şekilde dezenformasyon, kasıtlı çarpıtma ve tarihi revizyonizm olarak tanımladı. Uluslararası Kızıl Ağaç Komitesi'nin Doğu Ermenistan yetkilisi Anahit Arutyunyan, Aravot IM sitesine verdiği röportajda Ermeni savaş esirlerinin haklarının korunmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir yapı kuran 30 Amerikalı Ermeni avukattan oluşan bir grubun faaliyetlerini anlattı. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite bu konuya zaten yanıt vererek Azerbaycan'ın Ermeni savaş esirlerine uyguladığı işkenceyi eleştirmişti. Bu tepkinin uluslararası toplumun geniş çapta tanınmasına ve acil eylem talebine işaret eden büyük bir zafer olarak değerlendiriliyor. Örgüt, esir aileleriyle birlikte aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte, uluslararası kuruluşların durumdan haberdar olmasını sağlamakta ve esirlerin Ermeni tarafına dönüşünü kolaylaştırmaktadır. Artsakh'ın ablukası, Artsakh sakinlerinin sınır dışı edilmesi ve geri dönüş haklarına ilişkin raporlar da sunuldu. Uluslararası uzmanlar yaşananları soykırım, Armenosid olarak nitelendirdi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, ister Batı Ermenistan'da ister Artsakh'ta olsun Ermenilerin haklarının korunmasına yönelik tüm hukuki girişimleri desteklemektedir. Ama en önemlisi bir an önce uluslararası mahkemelere başvurmaktır. Ancak temel noktalardan biri Batı Ermenistan ve Artsakh halkından vekalet almaktır. Batı Ermenistan ve Artsakh Ermenilerinin haklarını ayırmamak gerekir. Bu hakları ayırmak ise tüm hukuki stratejilerle çelişmektedir. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Tarihi Müzesi 21 Eylül 2024'te gerçekleşecek Ditsuhi Ana Tanrıça Anahit'ten Meryem'e adlı uluslararası sergi Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Büyükelçilikleri tarafından destekleniyor. Ana Tanrıça imgesi taş devrinde Ermeni yaylalarında oluşmuş ve soyun devamlılığını ifade etmiştir. Evreni yaratan tanrılardan biri doğurganlığın sembolü ve doğanın koruyucusu olarak kabul edildi. Hristiyanlıktan sonra Meryem Ana da Tanrıça Anahit'in niteliklerini de içeren imajı tamamlanmış ve tapınaklar Meryem Ana tapınaklarına dönüştürülmüştür. Batı Ermenistan hükümeti bu tarihi ve eşsiz etkinliğe 15 Eylül'de Yerevan'da düzenlenecek
bilgelik sembolü Anahite adanan konferans aracılığıyla katılacak. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.